İki tane genç vardı. Gayrimeşru hayattan döndüler. Bir gün beraber sohbetten çıktık. Bir tanesi dedi, gayrimeşru hayata giderken, süfliyata giderken... Başıma hiçbir şey gelmiyordu. Her şey yolunda gidiyordu. Hiç sıkıntı yoktu. Hiç meşakkat yoktu. Şimdi sözde diyor, Allah yoluna döndük. Her gün bir sıkıntı, bir meşakkat. Her gün diyor, başımıza bir işler geliyor. İşler de yolunda gitmiyor, ters gidiyor, şöyle oluyor. Acaba yanlış yolda mıyız diye düşünüyorum diyor. Niye böyle oluyor diyor. Hani diyor, her şey yoluna girecekti her şeyin yoluna girdiğine delil nedir? İşte buradaki hadis. Eşeddün nâsi belâen el-enbiyâ thümmel evliyâ thümmel emsâl fel En ziyade meşakkate, sıkıntıya, probleme maruz kalanlar peygamberler ya. Ondan sonra evliyalar, sonra değil mi? onların izinden giden salih insanlar. Senin sıkıntıya maruz kalman, düşar olman onların yoluna girdiğine, işlerin yoluna girdiğine delil ya. ahu eni neden hasta? Hastalığın suretine bakıp ah eyleme. Manasına bak, oh de. Eğer hastalığın manası güzel bir şey olmasaydı, halik Rahim en sevdiği ibadına, en sevdiği kullara hastalıkları vermezdi. Halbuki hadisi sahihte vardır ki, Eşeddün nasi Belaen el-enbiyâ, evliya, evliyâ, thümmel emsâl felemsâl. Ev kemakal yani en ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar insanların en iyisi, en kamilleridirler. Başta Hz. Eyyub aleyhisselam, enbiyalar, sonra evliyalar, sonra ehli salahat çektikleri hastalıklara birer ibadeti halise, birer hediyeyi rahmaniye nazarıyla bakmışlar. Sabır içinde şükretmişler. Bu ifadenin üzerinde duracağız. Bakın sabır içinde şükretmişler. Önce hastalığın dışarıdan gelen bir insan diyelim, tanımadığınız bir insan geliyor. Önce suretini gördünüz. Şimdi tanımadığınız için korkabilirsiniz. Kimdir, nedir, ne değildir diye telaş edebilirsiniz. Ama biraz sonra geldi, baktınız ki sevdiğiniz bir insan veya iç dünyasına girdiniz çok güzel bir insan. Şimdi biraz önce sabrediyordunuz, şimdi şükretmeye başladınız. Çok önemli bir nokta bu. Şimdi hastalık uzaktan geliyor. Dışına baktığınız zaman, suretine baktığınız zaman gerçekten korkunç. Gerçekten değil mi sabredilmeyi gerektiren bir musibet. Ama şu hakikatlerle hastalığın hakikatini, arka cephesini, manasını okuduğunuz andan itibaren artık ortada sabredilecek bir şey kalmıyor. Artık büyük bir nimet olduğu anlaşılınca şükredilmeyi bekleyen bir nimet olarak önünüze dökülüveriyor. O yüzden sabır içinde şükret. Ölüm de öyle değil mi? Şimdi ölümün sureti korkunç, dehşetli ama hakikatine baktığın zaman değil mi? İçine girdiğin zaman içinde öyle güzellikler saklı ki. Ya e cennet saklı ya, ebediyet saklı, sonsuzluk saklı. Ölmeden cennete gitmek yok. Öyleyse bu sıkıntılı dar tünelin arkasında ne var? Sultanın sarayları var. Zindandasınız diyelim mesela. Zindandan bir sıkıntılı bir dar bir tünel açmışlar. Herkes firar ediyor oradan. Kaçan kurtuluyor. Hem de kaçan sultanın sarayına çıkıyor. Şimdi der misiniz ya bu tünel çok rutubetli, sıkıntılı, karanlık ben gitmem der misiniz? Ya ne var ya? Şöyle bir 10 dakika bir sıkıntı var. Arkasından ne var? O da sıkıntı zannettiğin bir vaziyet. Hakikatta öyle de değil ha. Burada bir de bilmemiz gereken mevzu şu. Aslında Cenab-ı Hakk'ın bizi hastalıklarla, musibetlerle temizlediğine bizim şükretmemiz icap ediyor. Ya Allah muhafaza ebedi, ahirette ebedi azapla te temizleseydi. Çünkü bize kendinizi temizleyin diye bir fırsat verdi. İbadetle, kullukla, tövbeyle, istiğfarla, zikirle kendimizi temizlemedik. Sonra ahiretteki ateşe bırakmamak için bir fırsat daha verdi. Musibet gönderdi, bela gönderdi, hastalık gönderdi. Bari buna sabret de değil mi? Bunun manasına, hakikatına şükret de. Bununla seni temizleyeyim diye ona da sabretmezsek Allah muhafaza ahiretteki ateşe kalır, azaba kalır. Bir gün iki tane genç vardı. Böyle gayrimeşru hayattan döndüler. E, o zamanki, o zamana kadarki hayatlar ne hep uyuşturucuyla, alkolle, şunla, bununla her türlü günahı işlemişler. Cenab-ı Hak da bu hakikatlarla dönüş nasip etti. Bir gün beraber sohbetten çıktık. Bir tanesi dedi ki, ya dedi hocam dedi ya. Ne yapacağız dedi Ben dedi eskiden gayrimeşru hayata giderken, süfliyata giderken, Başıma hiçbir şey gelmiyordu. Her şey yolunda gidiyordu. Hiç sıkıntı yoktu. Hiç meşakkat yoktu. Şimdi sözde diyor Allah yoluna döndük. Her gün bir sıkıntı, bir meşakkat. Her gün diyor başımıza bir işler geliyor. İşler de yolunda gitmiyor, ters gidiyor, şöyle oluyor. Ya ara, ara, sıra aklıma gelmiyor değil hocam ha. Acaba yanlış yolda mıyız diye düşünüyorum diyor. Niye böyle oluyor diyor. Hani diyor her şey yoluna girecekti, şöyle olacaktı, böyle olacaktı falan. <laughs> her şeyin yoluna girdiğine delil nedir? İşte buradaki hadis. Eşeddün nâsi belâen el-enbiyâ thumma evliyâ thümmel en ziyade değil mi meşakkate, sıkıntıya, probleme maruz kalanlar peygamberler ya. Ondan sonra evli evliyalar, sonra değil mi onların izinden giden salih insanlar. Bak şimdi senin sıkıntıya maruz kalman, düşar olman onların yoluna girdiğine, işlerin yoluna girdiğine delil ya. Bir, ikincisi dedim ki Allah aşkına bir defter dolusu günahın var. Bizim de var, hepimizin var. Şimdi Cenab-ı Hak sana sorsaydı, deseydi ki senin bir defter günahın var. E bunun temizlenmesi lazım cennete girmen için. Ne yapalım bunu? Ahirette ateşle mi yoksa burada meşakkatle, sıkıntıyla, hastalıkla mı istersin dese hangisini seçerdin? Aman abi ben dedi böyle razıyım. Sonra bu halinden şikayetçiysen senin bu halini alalım. Rabbinin seni beş vakitte huzuruna kabul ettiği, tövbelerini kabul ettiği, bütün o pisliklerden temizlediği, senin bu halini elinden alalım, eski halini sana geri iade edelim, oradan birisiyle yer değiştirelim seni. İster misin? Aman abi lazım değil. Öyleyse ses çıkarma. Seni Cenab-ı Hak temizliyor. Ameliyat yapıyor. Kanserli hücreleri çıkarıyor. Çünkü bu sıkıntılar, bu meşakkatler, bu hastalıklar, değil mi? Bu bunalımlar, bunlar hep doğum sancısıdır. Bunlar manevi dirilişin öncüsüdür inşallah. Başta Hz. Eyyub aleyhisselam, enbiyalar, sonra evliyalar, sonra ehli salahat çektikleri hastalıklara birer ibadeti halisa, birer hediyeyi i rahmaniye nazarıyla bakmışlar. Sabır içinde şükretmişler. Hediyeyi i rahmaniye nazarıyla bakmışlar. Sabır içinde şükretmişler. Allah Allah. Demek ki olayın içine girmek gerekiyor. Manasına inmek gerekiyor. Hakikatına girmek icap ediyor. Ta ki suretinde kalırsak sabretmek zorundayız. İçine girer, manasını keşfeder, arkasındaki güzelliği fark edersek sabredilecek bir şey kalmıyor artık. Şükürler olsun diyor insan değil mi ya? Şimdi bir abimiz vardı ziyaretine gittik. Yaşlı 80-90 yaşında. Böyle bir de kaza geçirmişti. Elleri duvardan düşmüş. Böyle hem bilek, bilekleri kırılmış hem de ayağı kırılmış. Böyle o vaziyette ziyaretine gittik. Nasıl gidiyor ne var ne yok diye sorduğumuzda bir başladı bize anlatmaya. Ya işte geceden dedi kalkıyorum şöyle işte teheccüdü kılıyorum. Arkasından cüzlerim var, hatimlerim var, şunlar var, zikirlerim var. Anlatıyor anlatıyor öyle de heyecanlı ki. Sanki böyle 15 yaşında bir genç. Ya diyor Said kardeşim diyor. Cenab-ı Hak diyor bütün bu ibadetleri bana nasip etti diyor. Bir de diyor Allah diyor bu musibeti verdi diyor. Piyango gibi diyor ya. Bir dakikasına bir gün ibadet yazıyormuş. Gider ayak diyor bana bir piyango vurdu diyor ya. Cenab-ı Hak üst üste veriyor diyor. Verdikçe veriyor. Ben daha ne isteyeyim Rabbimden diyor. Allah Allah. Normalde dediğim, değil mi şimdi ehli dünya bu hakikatlardan haber olmayan bir adamı düşünün ya kahreder. Değil mi? Küfreder, isyan eder. Nereden geldi başıma bu? Niye böyle oldu? Hep de beni buluyor bilmem ne falan falan. Ne yaptı şimdi? İsyanıyla, küfrüyle, kahretmesiyle o musibeti ikileştirdi. Ne yaptı? Maddi musibeti bir de manevi musibet yaptı. Değil mi? Maddi musibet dünyasına üç gün zarar verecekti. Bir de isyanıyla, küfrüyle, kahrıyla ne yaptı? Ebedi bir musibete de kapı açtı Allah muhafaza. Şimdi şu bakış Allah aşkına hakiki bir bakış bu. Gerçek bakış. Olayın gerçek yüzü bu. Yani bu sadece böyle toz pembe bir bakış değil. Yani insanların kendini aldatmak için, kendini teselli etmek için uydurdukları hikayeler değil. Olayın hakikati bu. O yüzden diyor ki felsefe her şeyi çirkin, korkunç, karanlık gösteren siyah bir gözlüktür. İman ise her şeyin aslını, hakikatını bildiren, gösteren şeffaf ve berrak bir gözlüktür diyor. Yani olay iman gözlüğüyle bakınca olayın aslı ve hakikati görünüyor. Ama felsefe gözlüğüyle, felsefe dediği buradaki yani Allahsız bakış demek. Şimdi Allahsız bakınca olaya, ahiretsiz bakınca olaya, olayın zahiri görünüyor, dışı görünüyor. Ya bunun neresinde hayır olabilir ki diyor adam. Buna mı şükredeyim diyor. Ha, demek sabır içinde şükret. Vay be. Yani madem her şey ya bizzat veya neticeleri itibariyle güzelse. Ahsene kulle şeyin halakahu. Yani yaratılan her şey güzeldir diye Rabbim ifade ettiyse öyleyse her şey şükredilmeye layık değil mi? Ha, ama önce sabır var sonra arkasından şükür var. Yani karşıdan diyelim siz top oynuyorsunuz futbol oynarken karşıdan sert bir şut geliyor. Önce ne yapmanız lazım? Önce onu yumuşatmanız lazım sonra kullanmanız lazım değil mi? önce gelen musibeti sabırla karşılayıp sonra da onu fırsata çevirip inşallah o musibetten karlı çıkmanın yoluna bakmak icap ediyor. Başta Hz. Eyyub aleyhisselam, enbiyalar, sonra evliyalar, sonra ehli salahat çektikleri hastalıklara birer ibadeti halisa, birer hediye-i rahmaniye nazarıyla bakmışlar, sabır içinde şükretmişler. Halik Rahim'in rahmetinden gelen bir ameliyatı cerrahiye hükmünde görmüşler sen ey ahu fizar eden hasta bu nurani kafileye iltihak etmek istersen istemez miyiz ya? O kafileden başka ebedi saadete giden yok ki. Biz de değil mi onların izinden onların peşinden gitmeye çalışıyoruz. Bu nurani kafileye iltihak etmek istersen sabır içinde şükret. Yoksa şekva etsen, şikayet etsen, isyan etsen, neden başıma geldi bu, beni mi buldu diye haşa razasızlıkla değil mi isyanla, küfranla karşılasan onlar seni kafilelerine almayacaklar. Ehli gafletin çukurlarına düşersin karanlıklı bir yolda gideceksin. Evet hastalıkların bir kısmı var ki eğer ölümle neticelense manevi şehit hükmünde şehadet gibi bir velayet derecesine sebebiyet verir. İşte şu anda şu vebadan, koronadan, virüsten ölen insanlar eğer ehli iman ise, eğer sabırla karşılarlarsa isyan etmezlerse Rabbim şehitlik rütbesi veriyor ya. Koskoca padişahlar, sultanlar şehit olamadıklarına oturup ağlamışlar. Halid bin Velid'in hayatından biraz baktık da koskoca değil mi yenilgi almamış Allah'ın kılıncı Seyfullah ismiyle değil mi anılan Halid bin Velid şehit olamadığına ağlıyor hüngür hüngür. Hiç kimse ağlatamamış onu. Şimdi şehitlik ne büyük bir mertebe ya. Yoksa haşa biz vaadi ilahiden şüphemiz mi var? Vaadi peygamberiden şüphemiz mi var yoksa? Yoksa güvenemiyor muyuz? Öyleyse biz ne yapacağız? Şu hadiselere imanlı bir duruşla karşı karşılayıp hadiseleri onların karşısında değil mi? Hem imanımızı kuvvetlendirip bir taraftan hem de inşallah isyansız rıza ile mukabele etmemiz icap ediyor. Evet hastalıkların bir kısmı var ki eğer ölümle neticelense manevi şehit hükmünde şehadet gibi bir velayet derecesine sebebiyet verir. Ez cümle çocuk doğurmaktan gelen hastalıklar bu hastalığın manevi şehadeti kazandırması lohusa zamanı olan 40 güne kadardır. Ve karın sancısıyla gark ve hark ve taun, taun dedi işte bu veba, bu virüs. Bu salgın hastalıklar taun ile vefat eden şehidi manevi olduğu gibi çok mübarek hastalıklar var ki velayet derecesini ölümle kazandırır. Hem hastalık dünya aşkını ve alakasını hafifleştirdiğinden vefat ile dünyadan ehli dünya için gayet elim ve acı olan müfarakatı tahfif eder, bazen de sevdirir. Şimdi birden bu dünyadan sizi şu bütün güzelliklerin içinden gençsiniz, sağlıklısınız, sıhhatlisiniz birden alıp da bir öbür tarafa göndermesi çok acı verebilir. Ama yavaş yavaş, yavaş yavaş değil mi böyle incitmeden yavaş yavaş seni dünyadan usandırarak dünyadan yavaş yavaş senin aldığın lezzetleri azaltarak ne yapıyor? Buradan öbür tarafa geçişi hafifleştiriyor. Bak rahmetindenmiş bu da ya. İhtiyarlıklar, hastalıklar hep Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin, hikmetinin neticesi. Şimdi hastalık ve musibet madem böyle arka cephesine bakınca hakkatını keşfedince bu kadar güzel. Öyleyse bu güzelliklerden şikayet etmek bu hastalığın, bu musibetin o manevi hasılatından bizi mahrum bırakır Allah muhafaza. Ha istenilmez. Yani bir insan hastalığı, musibeti, belayı istese Allah muhafaza o Allah'a karşı bir iftiradır. Cenab-ı Hakk'ın nimetini beğenmemektir. Verdiği sağlık nimetine, sıhhat nimetine karşı bir itirazdır. O daha dehşetli bir haldir Allah muhafaza. Ama başımıza geldiği zaman da bunu hediyeyi ilahi olarak, ikram-ı Rabbani olarak, temizlenmek için bir fırsat olarak bilip ses çıkarmamak, itiraz etmemek, demi sabırla inşallah bu krizi fırsata çevirmeye çalışmak icap ediyor. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.